Herkese merhabalar. Cumhuriyet TV'de yine bir programla karşınızdayız. Bugün Türk sinemasının, tiyatrosunun, televizyonunun iki duayen ismi konuğumuz sevgili Füsun Demirel ve sevgili Settar Tanrıören. Hoş geldiniz öncelikle stüdyomuza. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, ikinizin birlikte rol aldığı Sidikli Kasabası adlı bir müzikal. Ben iki hafta önceydi sanıyorum izledim. Çok da hoşuma gitti. Bir müzikal çok fazla aslında yapılan bir şey değil Türkiye'de belki ama son yıllarda hiç değilse bu konuda biraz bayağı bir ilerleme kaydedildi. Siz de Zorlu'da, Zorlu PSM'nin drama sahnesinde yanlış hatırlamıyorsam orada oynuyorsunuz. Hemen sizle başlayalım. Müzikal nasıl bir deneyim? Yani daha önceki müzikal deneyimlerinizden belki varsa bahsedebilirsiniz. Ben 80'li yıllarda tabii işte Egemen Bostancı'nın müzikalleri vardı ama siz herhalde o zaman yoktu yani öyle bir deneyiminiz. Bu nasıl oldu bu iş? Valla ben de şaşırdım Emre. Teklif geldiğinde müzikal oyuncusu değilim. Yani şarkılı oyunlar başka bir şey, bambaşka. Tabii. Müzikal ayrı bir disiplin. Bana niye teklif ediyorsunuz da dedim yani. Hani çünkü biz aslında işte konservatuvarlarda tiyatro oyunculuk eğitimi alırken müzik tarafı da çok eksik kalır. Genelde öyledir. Sonra müzikaldeki şancı arkadaşlarımdan öğrendim ki onlarda da oyunculuk eksik tarafı öyle çok oluyor. Eksikmiş yani eğitim olarak. Yani onlar Pennywise karakteri için yani çok hayal etmişler. Caldwell için de Settar'ı. Dolayısıyla hani bizden alacakları verimi herhalde aşağı yukarı tahmin ettiler yani ve onlara o kadarı yetiyordu. Çünkü oyunculuk tarafını ağırlıklı olarak yani beklenti oydu. Dolayısıyla hani ben zaten okur okumaz inanılmaz heyecan duydum. Pennywise benim için çok heyecan verici bir karakterdi. Aslında deli cesareti diyorum kendime. Yani bir müzikali kabul etmek delice çılgınca bir şey. 64 yaşımda bu maceraya da girdim. İyi ki de girmişim. İyi ki bana teklif etmişler. Yani hayatımda, meslek hayatımda yaşadığım en değerli tecrübelerden birisi oldu gerçekten. Böyle oyun gününü iple çekiyorum. Çok çok keyif alıyorum çünkü. Muazzam bir ekip. Settar ve ben dışında herkes gencecik yani bizim öğrencilerimiz yaşında. Dolayısıyla o enerjiyi zaten almak, onlarla o saatleri paylaşmak sahnede çok başka bir şey gerçekten. Hani evde böyle oram buram tutuyor, dizim ağrıyor falan. Oraya gidiyorum canavarlaşıyorum bir anda sahnede. Bana çok şey kattı açıkçası. Peki Settar abi yani daha önce işte bir saz çaldığın, türkü söylediğin filmler izledik ama bu başka tür bir müzik değil mi? Evet bu müzikal. Yani ben de çok müzikli, danslı oyunlarda oynadım ama yani bizim oradaki müziklerimiz sadece sözlerin altında dıngırtı şeklinde kolay algılanacak. Sözleri de kolay anlaşılacak müziklerdi. Yani müzikalde başka bir durum var. Sürekli olarak müzik akıyor ve bütün oyunu müzikle yürüyor. Böyle bir dikiş makinesi gibi bir mekaniği var oyunun. Evet. Gerçekten ben araya gireyim hemen mesela. Sana destek. Yani bir nefes geciktiğinizde müzik akıyor zaten. Yani elinizin altından kaçırabilirsiniz. Çok başka bir disiplin. Ben mesela hani oyunculuktan geldiğim için normal hani sahnede biz doğaçlama yaparız. Tabii. Sahne bize aittir yani oranın kralısındır. Nefes de alırsın, es de verirsin, her şey olabilir.
sana bağlıdır. Ama burada müzik akıyor dediği gibi Dolma, doğru, Settar'ın evet. ve yani seni hiç kimse beklemiyor. Öyle bir Evet. şey yok yani. Yani sürekli yürüyen bir trende gibisin. Yani ineyim şuradan bir sahneyi çalayım. Yok öyle. Olacak tamam, koyun gördüm seveyim falan yok ya. Yani. Oyunun o kısmı kaçıverir. Evet. Trenle gideceksin. Bir yandan ama şimdi... oluyor yani. Bizim için de bir deneyim oldu. Hani bu yaşta böyle bir deneyim çok hoş oldu benim için yani. Çılgınmışız ikimiz Evet. de ya. Ama ne güzel. Çılgın Enerjimiz olmadan olmaz. yükseldi. Enerji Peki yükseldi. Çünkü şimdi danslar var biliyorsunuz. Siz sarı olmaz mı? gördünüz yani. Elbette Ya bir elbette. Çok senkron güzel kaçırdığın koreografi. zaman çok pahalıya patlıyor. Öyle. Tabii. Yani dans edenlerin ayağı değişiyor biliyor musun? Ben yaptım çünkü. Senkron kaçırdım. Allah'tan çocuklar dans konusunda çok Çok iyi. yetenekliler Çok ve becerikliler. yetenekliler. Hemen bir sektiler, ayağı uydurdular, orayı kapattılar filan. Evet. Yani başka bir şey olsa böyle domino taşı gibi bir ayağa takıldığında üst üste devrilir yani. Devrilebilir. O, öyle bir mekaniği var. Bir, ilginç olan şu, şimdi canlı müzik var ama Evet. orkestrayı görmüyoruz. Evet. Sahne gerisinde bir yerler anladığım kadarıyla. Arada Arkada. çünkü bir telefonla gidip birisi çekiyor, öyle ilginç Evet, çözümler de canlı bulmuşlar. görüntü. Antre perdelerinin arkasındalar. Öyle bir Çünkü yerde var. Zorlu'daki o küçük sahnede orkestrayı yerleştirecek hiçbir Yok. alan yok. Evet. Nereye gelecek Murat Kodallı ve ekibi orkestrası? Arkada bir onlara yer yapıldı ama canlı çalıyorlar seyirciye bu nasıl Bizi de gösterilecek? monitörden izliyorlar. Tabii Monitörden de monitörden sahneyi izliyorlar. Tamam, görüyorlar. ben onu çok Görmezlerse merak ediyorum. olmaz. Olacak Monitörden işte. Evet. izliyorlar. Olacak. Aslında Gene siz... Q'larımız var. Laflardan Q alıp giriş Tamam. yapıyorlar. Ama oyunu da O görüyorlar laflarda da monitörden. yani bir küçücük bir tuluata bile izin vermez ya Yok, yani bu evet. böyle Yok, bir onun durum. Q'sunu vereceksin. Neyse Evet. girmez müzik. Doğru, ha, güzel. Evet. Yani keşke sizi aslında büyük salona alsalar. Yani orayı Aslında evet. kaldırır o oyun Büyük kadrosuyla, salonluk bir oyun. enerjisiyle. Şimdi biraz bahsedelim. Aslında Greg Kotis'in yazdığı, yani Evet. aslında Amerikalı bir yazarın yazdığı bir Amerikalı oyun. benim. Bu çeviri bir oyun. Evet, Mark evet. Holman mıydı müzikte? Evet, Müzikte, Mark Holman. müziklerde Mark Holman. Ama şarkıları bilmiyorum kim çevirmiş falan ama çok güzel çevrilmiş. Evet, En evet. ufak bir şey hissetmiyorsun. Yani bu çeviri kokuyor diyeceğim bir şey yok yani Ama oyunda. biz masa başı Bayağı bizim çalışmamızda Metin Temmuz'da Tekin'de de şarkı başladık. sözlerinde bayağı Evet, bir yani ağzımıza oturtmak için bayağı önemli o. bir de Tadilat şey de yaptık. yapıldı Önemli. yani Ayşe İngilizceye çok hakim zaten metni diyalog orijinale baktı. Çeviriyi biz tekrar değerlendirdik. O ağza oturmadığında hani biz bunu nasıl daha ifade Güzel ifade ederiz etmek için. Evet. noktasında bayağı bir sıkı bir Yani dramaturji yaptık Türkçemizde nasıl aslında. söyleniri bulmaya Güzel. çalıştık. Asıl Yani çeviri onlar dediğin öyle bir şey zaten. motamot bir çeviriydi. O tabii ki o zaman çeviri O kokuyordu. zaman öyle O oldu, da doğru. insanın ağzına oturmuyor. Biz onu bunun Türkçesi nasıl olur hep düzelterek. Aslında o anlamda sizin gibi iki ustanın varlığı da iyi olmuştur. Çünkü herkes teatral dramaturjiye hakim Evet. olmak zorunda değil. Evet. Orada müzikal belli ki background'undan şeyler bazıları çok iyiydi vokallerin yani bazıları değil. Çok Hepsi iyi. çok iyiydi. Çok iyi. Tek bir şarkı için bile olsa hakikaten Kesin. üst düzey bir şey vardı. Gerçekten öyle. Performans vardı. Evet. Çocuklar hepsi çok profesyonel, Ama çok onlar hakikaten çok yetenekli. iyi yetişmiş Bir de şarkıcılar ve müzikal oyunculuk çok mezunları. bazıları da 2011'de 4 sene boyunca oynanmış devlet tiyatrolarında o ekip zaten yani. Öyleymiş evet. Ben o O şeyde oldum. o tecrübe olduğu için Orhan evet da yani Doruk galiba o zaman da yine Doruk bir şeyin içindeymiş. evet. Oyunda Evet, gene polis rolünü anlatıcıyı oynayan. ve polisi Evet, oynuyor. evet, evet. Biraz aslında konusundan bahsedelim. Çünkü distopik bir hikaye var. Distopik evet metaforlarla Çok dolu. metaforları Evet. olan biraz akla işte 1984 gibi işte baskı ortamının yaşandığı bir ülke yani o isimsiz bir ülke ama hani her ülke Bugün olabilir. de Her yerde birçok var. olabilecek. Çok, çok var. Otursak sayarız bir sürü. Bir makbul bir tane geliyor hatta ama ben söyleyeyim. Boş ver söylemeyeyim. Başımıza sıkıntıya sokmayalım. Herkes Bizim anlar sizlik bir zaten. kasabasına İsmi yollamasınlar. lazım değil deyip İsmi lazım geçelim. değil. İsmi lazım değil. Buradaki mesele hoşlarına gitmeyen bir iş yapıldığında o kişiyi alıp Sidikli kasabası diye bir ne olduğu belli olmayan bir yere götürüyorlar. Ne diyorsunuz bu mesaj, bu anlattığı şeyler geçiyor mu seyirciye? Nasıl algılıyor seyirci? Çok iyi geçiyor. Geçiyor, geçiyor. Ve ben öyle tahmin ediyorum bir 10 sene sonra tekrar oynanır ve tekrar aynı tat alınır. Evet. Çok güzel Keşke öyle zaten yani. olmasa.
Evet, keşke öyle Keşke olmasa. 10 sene sonra bundan Ama böyle bir tat alınmasa, dünya daha güzel keşke. olsa. Yok yani. Yani nasıl öngörmüş yazar bir de. Hani o Evet. tarihte yazmış, değil mi? Zamansız bir oyun Yani bence. iklim Aynen, sorununu evet. yazmış, işte Evet. bu kuraklık meselesi, o bu yani, değil mi? Evet. Hani şu an aktif olarak yaşadığımız bir sürü sorunu o zaman öngörerek yazmış. Evet. Çok Muazzam bir şey yani. hoş. Oyunun tartıştığı şeyler çok kıymetli. Evet, doğru. Yani tabii ki birçok meseleyi aynı anda tartışıyor. Çok da konusunu şimdi açıp şey Evet, yapmayalım evet. burada. Bir de benim çok hoşuma giden bir tarafı, mesaj vermiyor oyun. Durum bu diyor. Bunlar oldu, böyle Tespit oldu. yapıyor. Evet, Evet, tespit yapıyor. seyirciye Durum bırakıyor. tespiti yapıyor. Seyirci oradan alıyor mesajını. Ben nefret ederim mesaj vermekten. Yok, evet, doğru. Öyle bir mesaj şeyi Evet. yok, zorlaması yok. Evet. Zaten müzikal olduğu için isterseniz bir şarkıyla işte daha şiirsel bir formla anlattığınız bir şey var. Onun mesajını çok dolaylı olarak siz orada veriyorsunuz seyirciye. İşte aynı konuyu gergin de konuşabilirsin. Doğru. Makara kukara da konuşabilirsin. Doğru. Tiyatronun işi de gergin de olsa bir makara kukara ile eğlenceyle konuşmak Hicip mevzuyu. çok mesela oyunun Tabii. Tabii. içinde bütün tekse yayılmış bir şey yani Ama özellikle sizin ikinizin o. karakteri bunları çok Evet. aslında sırtlanıyor, değil mi? Yani Pennywise ve Frank miydi Yok, ne? Caldwell. 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 Ben hep Caldwell bir Caldwell. Caldwell. Caldwell'i Caldwell diyen bir Caldwell. sadece Saçma Pennywise. sapan bir karşılığı vardır onların. Böyle Evet. sıfatlarında. Pennywise'ın da karşılığı parayı seven demekmiş. Evet, doğru. Penny de Kuruşçu kuruş. demek. Kuruşçu, evet. Kuruşçu. Kuruşçu Penny. Kuruşçu beni. Çok hoş. Yani aklıma hatta şeyler bile geldi. Biraz böyle lüks hayatı da anım. Satan halleri vardı. Oyunun işte o şeylerin. Çok güzeldi. Peki bu arada hemen bahsederim. Yani zorlu da bu ay artık Ocak'ta oynamayacak ama Şubat. Şubat'ta 6, 14, 15 ve 28 Şubat oyunlarımız. 4 oyun tarihleri şu anda belli. Evet, belli. Güzel. Umarım dediğiniz gibi baharda da diğer şehirlere, çünkü bunları herkesin görmesi lazım bu oyunu. Kesinlikle evet. Özellikle müzikale Evet. elverişli büyük salonu, sahnesi olan Hı-hı. mekanlar. Yani Çok Ankara'da kolay var. değil turnesi Evet ama evet çok imkansız da kolay değil. değil. Ama Ya uyum müzikaller salon turne yapıyor zaman tabii. zaman. Evet. Peki. Uygun Bütçeyi ve uygun salonu bulursa gider turneye. Ne kadar çalıştınız? Yani bu, çünkü çok açık söyleyeyim. Çünkü yakın dönemde birçok müzikal izledim ama bu kadar işte koreografisinin üzerinde çalışılmış. Efendim, kalabalık, bazı sahnelerde 20 kişiye yakın Yo, var, değil mi? 27 27 27-28. ekibe 27. Yani bunun, bu uyumu sağlamak o kadar kolay değil. Ama çok hakikaten muazzam bir 3 tane disiplin şimdi. Yani biz dansları İzmir Tenim inanılmaz seviyoruz. İzmir çok yetenekli bir dansçı. İzmir'in yarattığı oradaki koreografi Öyle mi? muhteşem bir koreografi. Murat Kodallı'yla işte müzik disiplini ve Kayhan Berkin'le de tamamen tiyatro kısmını. Doğru. Şimdi üç tane ayrı ayrı şey var orada. Yani önce müziği ele aldık, sonra danslar yaratıldı. Ondan sonra bunlarla beraber tamamen o tiyatro kısmını, metnin o, Dramaturjisini evet, çıkardınız tabii. onlar hani o üç disiplin sonra bir araya geldi ve biz Temmuz'un 20 20 Temmuz'dan 20 20 Ekim'e Temmuz'dan kadar prova yaptık. evet 20 Temmuz'dan 23 20 ay. Ekim'e kadar. Ağustos, Ki Eylül, Ekim. 3 ay. işi organize eden şirketin başındaki arkadaşımız da konuya çok hakim oldu. Şimdi daha önceden de deneyimi olduğu için, o kadar prova mekanımız olsun, prova biçimi olsun, Evet. onların ayarlanması olsun, o kadar yerli yerinde gitti ki, Çok profesyonel. ona rağmen 3 ay prova yaptık. Evet. Evet. Ve hala da mesela uzun aralardan sonra bize dün mesela erken gittik tiyatroya. Bir de Hatırlamak gittim lazım. ben. Biz hep Bir prova yapıyoruz. geçmek gerekiyor, Hatırlamak ses lazım. açmak Tabii. O gerekiyor. tabii. Evet. Fiziksel olarak kendine iyi Bir de o bakacaksın ya bunlar. çocuklar, biz Kesinlikle. dans etmiyoruz tabii. Biz bir iki dingil diyoruz ama çocuklar bedenlerini Ciddi, çok ısıtıyorlar, güzel. seslerini Evet, 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 ısıtıyorlar. evet. Çok güzel Evet. danslar. Yani ben
Bayağı oluyor. Ben de gençliğimde böyle bir müzikal tecrübem oldu. Atlara da Vururlar diye bir müzikalimiz vardı. O biz de onun için hani çok dans çalıştık falan ama buradaki şeyi görünce baktım ki buradaki gençlerin donanımı bizim zamanımızdakinden daha Evet. fazla. Evet. Bizim zamanımızda yoktu yani doğru düz Evet. eğitim açıkçası bu konularda en azından kendim yapmak zorundaydım bir şeyleri. Ama onlar belli ki çok hazır gelmişler yani. Çok çeşit var yani rap var. Hepsi nota Ya evet. okumayı biliyor Marş mesela. var. Nota okumayı bilmeyen çok Öyle az. mi? Evet. Aa, ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Başka türlü de olmaz zaten. Olmaması Benim gerekiyor. şarkı söylemem ne olur mu ya? Evet. Biz idare edecek kadar işte. Bunun yani yurt dışında herhalde çok oynamış bir oyun ama bir kaydı falan bir şey var mı? İzlediniz mi mesela? Var, var, var. Hollow, şey, Broadway'de. Broadway'deki. İnternette Ha, orada var. da var. İzledik biz. Orijinal. Yani Ha, okay. Broadway'dekini izledik. Broadway'de yapılan. Benzer bir şekilde mi ele aldınız siz de Yok, yoksa farklı. farklı tabii. Farklı. Yani Kayhan tamamen farklı bir Evet. o mizah ağırlıklı yaptı. Hani Evet. yabancılaştırmalar çok koydu. Hani daha tadını çıkartmaya çalıştı Evet. sanki. Sanki bizimki daha lezzetli gibi oldu Evet. gibi geliyor bana. Güzel, çok güzel. Peki, yani bir yandan tabii bu oynadığınız oyun tabii ki günümüzü birçok veçesiyle anlatıyor. Ona şüphe yok. Ama bir yandan da işte yaşadığımız bir hayat var. İşte sürekli bir pandemi baskısı altında yaşıyoruz zaten. Ekonomi desen hani aldı başını gidiyor. Nereye gittiğini bilmiyoruz ama aldı başını gidiyor. Ve yavaş yavaş da seçime doğru yaklaşıyoruz. Türkiye acaba gergin bir atmosfere mi girecek? Ne bekliyorsunuz bu yakın gelecekte? Her şey güzel mi olacak yoksa bu bir hayal mi? 14 Mayıs olacak mı? 14 Mayıs olacak mı mesela bilmiyoruz. Evet. Böyle bir Şimdi tartışma başladı. en çok ilgilendiğimiz 14 Mayıs Evet. olacak mı, olmayacak mı? Ya ben kendi adıma şunu diyebilirim. Bütün hayatım boyu hep umut verdim gençlere. Yani 2,5 darbe gördüm. Çünkü 60 darbesinde hadi 2 yaşındaydım. Çocuktuk o zaman. Ama Anne annem olarak. beni Kızılay Meydanı'na çıkarırmış. Oydu oydu düş aşağı dermiş. Ordu ordu çok yaşa diye bağırıyorlar, slogan atıyorlar. Ben oydu oydu düş, annem ağzımı kapatıyor. Ay tutuklanacağız. Üstelik ben o zaman binbaşının kızıyım. Yani babam genelkurmaydı, asker falan. Yüz karası, bir de Yüz asker karı, çocuğu. yüz karası. 12 Mart ergenliğimin başlangıcı ve yani hayatımın en beni şekillendiren Ama bir 12 dönem. Eylül'ü çok güzel izledik. 12 Eylül. Başın öncesini sonrasını böyle gözümüzün önünden aktı Ya gitti yani. onlar Maalesef. gerçek darbeler tabii ki Tabii. sözünü ettiğimiz. Evet. Sonrakileri pek adlandırmayalım. Evet. Ama yani her dönem hakikaten hep umut. Ben hep umudumu yaşarttım ve o umudu verdim. Hani ilk kez bu sefer biraz umutsuzluk yaşıyorum açıkçası. Onu da buradan söyleyebilirim. Yani bir umutsuzluk var içimde. Ama inşallah o Ya kırılır yani. İnşallah o kırılır. tabii yani güzel günler yaşamıyoruz. Evet. Kötü günler yaşıyoruz ama ben işte bir her kötünün içinde de bir sürü iyi barındığına inanan bir insanım. Hani elma çürümeden o tohum toprağa düşmüyor, yeşermiyor. Bu da yaşanması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Bu toplum bunda yaşaması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Belki de evet Keşke çok gerekmeseydi, keşke yaşamasaydık keşke. ama demek ki yaşaması gerekiyormuş. Bazı Buradan da bir şey çıkacağı umudu ateşli bir şekilde var içimde. şeylerin kıymetini o şeyi kaybetmeden çok Evet. anlayamaz olduk nedense. O hoş değil. Bu umutsuzluk dediğiniz o biraz da bize aslında zorla öğretilen bir şey haline aldı şu son zamanlarda. Yani her türlü karşı çıkışını işte sert bir şekilde ezen bir şey olduğu müddetçe tabii ki bunu kaybediyorsun ama hepimizin işte aileleri var. İşte geleceğe dair yaptığı küçük de olsa planları, işleri var. O yüzden dediğiniz gibi bu umudu da bir şekilde yeşertmek Evet, zorundayız. evet. Benim 14 yaşında ikizlerim var. İşte Yani mesela. en çok
düşündüğüm onların geleceği, yani 20 yılı geçti bir kuşak, bir nesil yani bu şekilde büyüdü. Onlar için ben Benim çok kızım başka lider tanımıyor çok mesela. üzülüyorum. Mesela evet. Benim oğlum da öyle. Yaş itibariyle hep bu. Yani işte daha kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, daha özgür koşullarda yaşayabilecekleri bir ülke neden olmasın? Tek Keşke. hayalim bu. İşin kötü tarafı ya da ilginç tarafı diyeyim biraz yumuşatmak için, bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Yani Değil şimdi değil. bu Global bir durum. Evet. Evet, şey evet. bütün dünyaya hakim. Bütün Global dünyaya bir durum. hakim. Yani Şu an öyle. yapay bir durum aslında. Değil mi? Evet. Tasarlı bir durum yani. Tesadüf değil. Hiçbiri tesadüf değil. Yani planlanmış, tasarlanmış işler. Evet. Bir büyük akıl gibi bir şey var yani Yeşil diyorsun. kuşak şudur budur falan, yıllar yıllar yıllara dayanan bir proje bu yani. Ama ilginç olan İran. Yani Değil mi bir orada yandan bir da? tersine durum gidiyor. Evet. Ve umut dolu bir durum Evet, o da gidiyor. gerçekten bir yanıyla Orada umut veren bir. muazzam bir şey, ışıklar saçılıyor oradan Evet. benim ruhuma. Vallahi ben hep O, söylüyorum, değiştirirse dünyayı kadınlar değiştirir evet. diye. Ben O benim. aynı Orası kadınlar ve kesin. gençlere güveniyorum. Evet. Hani kendimi kaytarmak için söylemiyorum bunu ama gerçekten gözümün Tabii önünde estağfurullah. görüyorum. İran'da da örneği Evet. yaşanıyor. Ve iktidarlar kadınlarından korkuyorlar. Ya. Kesinlikle. İktidarlar kadınlarından bile korkuyorlar. İlginç. Kadınlar yürüyor, helikopter helikopter helikopter. Polis 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 polis. Ne yapacak kadın sana ya? İnanılmaz, evet. Kadın çok şey yapabilirse, hatta şimdi bu cümleyle Korkuyor. kadınlar Korkmakta çok da haklı sevindim. bence. Bence de Korkmakta da haklı. haklı. Hayır Kesinlikle. yani bir hani erkeğe özgü düşünürüz ya şiddeti, işte şunu bunu, kadını düşünmezsin o şiddetin içinde, aklına gelmez yani, Evet. ya da en son aklına gelir. Zaten şiddet yaparak değil, hani Evet, meşhur bir söz var doğru ya, olanı yapıyorlar. dünyayı kadınlar değiştirecek, bu Dario Fo'nun lafıdır, hem de kahkaha atarak, yani Çok hem güzel. de dans ederek. Dario Evet. Fo hep böyle demişti. Gerçekten de böyle Öyle oluyor olduğuna ben zaten. Öyle de inanıyorum. oluyor Yani zaten. şiddet kadına ait bir şey değil Değil, evet. gerçekten, ama dans ederek kadınlar bir devrim yapacak diye düşünüyorum ben de çok. Biz de İnşallah. içindeyiz. Peki gençler dedik. Ya, şimdi aynı oyunda oynadığınız gençler var. Farklı bir kuşak. O, tabii ki çok yetenekli ve Hiç fark etmiyor. Eşit gibiyiz. yaşıt gibi. Peki nasıl onlarla sohbetinizde, yani ne hissediyorsunuz? O bir umut veriyor mu size en Uyanık, azından? aydın çocuklar. Çok. Ne yaptıklarını biliyorlar, ne yapamadıklarını biliyorlar. Oturup konuşabiliyorsun uzun süre. Hepsi Çünkü çok bir insan bir kendini insandan geliştirmiş. başka ne ister ki zaten? Konuşabilirliğin varsa Evet. arkadaşsın demektir. Hı. Bir de şeyin farkındalar. Takım olmadan bizim işler yapılamaz ya. Doğru. İster dizi olsun, ister film olsun, ister sahne üstü bir şey olsun. O takım ruhunu çok iyi biliyorlar. Evet, çok çok doğru bir Yani saptama. mezuniyetlerinde, öğrenciliklerinde bunu tatmışlar. Bu oyun onların mezuniyet projesiymiş. Ha, hem de, hem de. Evet. Evet. 2001'de 2010-11 o yıllar ya. 2000 2001'de yazılmış oyun. oyun yazılmış. Broadway'de oynanmış. 2011-2012'de bunlar Hı. mezuniyet projesi olarak çıkarmışlar. Sonra Devlet Tiyatrosu bunu repertuara almış, işte dekorunu yapmış falan Yani filan. hiç İki sezon aralarında kapalı bir mesela şey oynadı. rekabet görmedik. Birbirleriyle öyle Evet. bir yetişme, Evet. rekabet, kıskançlık, asla o duyguların hiçbirisi içinde yaşadıysa da bize yansımadı. Hepsi kendi Yok yok, o rollerini olsa hissederdik. hazmetmiş, barışık ve en iyisini verme çabasında veriyorlar da gerçekten. Ben hep söylüyorum, gerçekten hayranlık duyuyorum. Biz de onlardan çok şey öğrendik ve Tabii. öğrenmeye Öyle devam canım. Öğrenmeye ediyoruz. devam ediyoruz. Ben hala soruyorum yani Ben bazı de şeyleri. soruyorum, bizim Soruyorum. Onlar biliyor, ben ben bilmiyorum. Ne Babi ile oldu? sahnelerim Mehmet. Mehmet, şurada ne yapıyorduk? Burada ne yapıyorduk? Sen beni dürt arkadan diyorum falan. Harika. Hüsnü abla diyor. Ya bugüne kadar hiç bilmediğim, haberdar olmadığım bir sürü şey öğrendim mesela. Öyle, doğru. Burada da öğrendim. Bunu da söyledim hepsine. Ay, çok güzel. Provalarda söyledim hepsine. Gerçek bu çünkü yani. Hiç bilmediğim bir sürü şey öğrendim.
Çok güzel. Evet, gençler Çok güzel bir şey. başka bir şey yaşıyor ve Evet. onu öğrenmek lazım. Bu arada her ikinizin de ayrı ayrı dizileri var. Hı. Kızılcık Şerbeti'nin. Kızılcık Nasıl gidiyor Şerbeti. diziler? Yani memnun muyuz? Biz Kızılcık Şerbeti'nde Evet. füsunda olacaktık. Ben de Şimdi çalışacaktık. söyleyecektim. Öyle mi? İkisi de ağırlıklı karakter. Evet. Füsun Ben Füsun'a teklif kızların edilen o. annesi olacaktım. Şeyin Sönmez'i Kıvılcım. oynayacaktı ama bizim provalarımızı iki kişi idare edemediler. Edemediler. Anladım. Yani Evet, onun için ben ayrılmak zorunda kaldım. daha başlamadan yani. Evet, Başlamadan. en Tam başında. başlayacaktık ama bütün kostüm provalarımız yapıldı. Başlamak. Çekimler, yani fotoğraf çekimleri yapıldı falan. Bir sürü şey oldu. Olmayacakmış da biliyor musun Füsun? İkimizi birden o Evet, provaların arasında olamazdı. idare Olamazdı. edemezlerdi Evet. yani. Zor bir lojistik, evet. Evet. Bir de bu oyun günleri var. Gene hani birdenbire kadroda iki ana Doğru. karakter yok oluyor. Doğru. Tamam. Evet, evet. Oyunumuz olduğu zaman. İdare etmek zordu. İdare edemeyeceklerdi. Onu Ama ben anladıkları Kızılcık için. Şerbeti'ni hani girdim çıktım olduğu için setler Bizim olduğu için bizim sayıyorum. sayıyorsun, Böyle hani büyük bir sıcaklıkla falan değil izliyorum. mi? Çok seviyorum. Ben de Çöp Adam da zaten Çapadım, biliyorsunuz evet. Star Evet, TV'de oynuyorum. Çok bocaladım. evet. İlk yani proje teklif edildi, okudum, ettim falan. Fakat o hani çok kötü anne baba hikayesi vardır yani dizilerde. İşte etini yer, kemiğini çocuğuna verir. Kök kötü. İpi kök kötü Kök vardır kötü. dizilerde. İşte elmayı babaya yediriyor, kabuğunu çocuğuna veriyor sahneleri, flashbackler. Böyle Kemalettin Tuğcu Ha şeyinde, evet. tadında. Benziyor. Yani çok bocaladım. Kendi içimde bunun savaşını verdim. Bir türlü kabul edemiyorum. Yani bir anne böyle nasıl olabilir? Olabilir, ruh hastasıdır. Yani Sonra gerekçesini bulursun, öyle olur. Aynen, onu bulmak lazım. evet, gerekçelendirdiğim zaman Gerekçelendirmeden ampul gibi havada kalırlar yani. nedenselliğini oturttuğum zaman rahatladım. Doğru o Ondan zaman. sonra daha doğru bir şekilde, daha rahat bir şekilde oynamaya başladım. İlk bölüm, Anlamak gerekiyor evet karakteri. O çok evet. önemli. Sıkıntı çektim gerçekten. Ya kendini ikna almazsan kimseyi ikna Aynen. edemiyorsun. Çok doğru. Evet. Bizim işimiz de ikna etme Evet. üzerine. Hele bu televizyon gibi işlerde, yani Evet. kameranın yakın plan sizi çektiği işlerde mecbur Evet, olanı evet. şey yapmak zorundasınız. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Biz teşekkür Sidikli ederiz. Kasabası inşallah sezonlar boyu devam eder diyeyim. İnşallah. Kapalı gişe. İnşallah. Biz Güzel çok bir isteriz müzikal. devam etmesini. Farklı bir müzikal. Gerçekten dört dörtlük diyebileceğimiz bir müzikal. Her Çok şeyiyle, teşekkürler. besteleriyle, müzikleriyle, efendim şarkılarıyla, danslarıyla. Siz de olağanüstü bir deneyim katıyorsunuz tabii ki Çok oyunculuğunuzla. teşekkürler. Ama tabii ki bu işin yaratıcısı diyeceğim. Yani bu projeyi ortaya koyan işte Doruk başta Evet. olmak üzere Alican, işte Kayhan, Murat Kodallı, İzmir ve bütün o arka plan dediğimiz kulis ekibi, yani muazzam o asistanlarımız, canla başla çalışan tiyatro öğrencileri onlar, gönüllülük esasıyla hep çalıştılar. Sahne gerisinde de sahnedeki kadar İnsan neredeyse daha çalışıyor. görünmez. Muazzam bir emek var ve ben hepsine buradan tek tek çok teşekkür etmek istiyorum. O enerji, o emek olmasaydı hani sahne önünde biz de bu başarıyı belki elde edemezdik. Onun için hani muazzam kalabalık kolektif bir Evet. emeğin ürünü Sidikli Kasabası. Harika. Umarım ki çok kişiye dokunuruz, değeriz. Herkes İnşallah. gelsin, izlesin. Çok çok istiyorum. Bir de 13 yaş sınırımız var. Onu da buradan hatırlatalım. 13 yaş üstü olmak 13 yaş gerekiyor üstü eve olmak gitmek için. gerekiyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum dediğim gibi tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sidikli Kasabası Zorlu PSM drama sahnesinde 6, 14, 15 ve 28 değil mi? Şubat tarihlerinde, Şubat tarihlerini verdik şimdilik. Mart, Nisan artık Evet, onu Haziran'a kadar oynayacağım. Haziran'a kadar devam edecek. Kaçırmayın ve bir başka programda yeniden görüşünceye dek de hoşça kalın.